AB zirvesi için Brüksel'de bulunan Nikos Anastasiadis, Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile gerçekleştirdiği temaslarda AB'nin müdahalesini talep etti. Anastasiadis'in tespitinin Türkiye'yi meşgul eden skandal ışığında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Erdoğan'ın çabalarını İç cepheyi kontrol etmeye yoğunlaştıracağı şekilde olduğunu belirten Anastasiadis'in, başka koşullar altında Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmelerin de dahil olduğu öncelikleri teşkil eden faaliyetlerin bir iptalinin söz konusu olduğu görüldü şeklinde açıklama yaptı. Anastasiadis, Türkiye'deki mevcut krizin aşılmasıyla dinamiklerin AB'nin temel ilkeleri görmezden gelinmeksizin, Kıbrıs sorununun çözümünün sağlanması için arzu ettiklerinin, ortak açıklamada ifade edilmesi gidişatına yönelik faaliyet göstereceğine inanmak istediğini de ifade etti. Türkiye'ye yönelik sonuç bildirgesini ise olumlu olarak nitelendiren Anastasiadis, sonuç bildirgesinin Türkiye'nin Güney Kıbrıs'a yönelik tüm yükümlülükleri kaydettiğini söyledi. Anastasiadis, savunma ve güvenlik politikası konusu ele alınırken, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'e barış için ortaklığa dahil olma taleplerini yinelediğini de ifade etti. Nikos Anastasiadis, Rasmussen'in Güney Kıbrıs'ın barış için ortaklığa ilgi duymaya devam etmesinden dolayı duyduğu memnuniyetle mutlak anlayışı dile getirdiğini söyledi.